Sevgili izleyenler, Sağlık Vakti programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi kıymetli bir konuğumuz ve önemli bir konumuz var. Biruni Üniversite Hastanesi'ndeyiz. Her zaman olduğu gibi bizi ağırlayan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz ki Biruni Üniversitesi gerçekten çalışma alanları çok rahat. Ki Biruni Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin de staj yapan arkadaşlarla tanıştık. Onlara sağladıkları imkanlar için de onlar adına biz üniversite yönetimine teşekkür edelim. Konuğumuz bu hafta göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Sertaç Aslan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli vaktinizden ayırdınız. Yoğun çalışma temponuzdan. Bronkoskopi ile ilgili bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Öncelikle nedirden başlayalım, daha sonra devam edelim. Şimdi bronkoskopi, akciğerin endobronşiyal alan dediğimiz içerisinde kalan fonksiyonel hava iletiminde etkili olan alanlarının gözle değerlendirilmesi, görerek değerlendirilmesi mantığına dayanıyor. Bunu toplumun daha aşina olduğu mide endoskopisiyle benzeterek anlatabiliriz. Nasıl ki mide endoskopisini pek çok kişi aşina biliyor. Ucunda kamera olan bir cihazla midenin içine girilip bakılıyor ağız yoluyla. Evet. Akciğer endoskopisinde de, yani bronkoskopide de yine ucunda kamera olan bir cihazla ağız ya da burun yoluyla ilerleterek hava yollarından geçerek, hava yollarından başlayarak akciğerin içini, bronşları, hava yollarının distal uçlarını, akciğerin ulaşılabilen alanlarını görerek gerçek zamanlı olarak değerlendirme ve inceleme fırsatı sunuyor bu tetkik bize. İleri değerlendirme yöntemlerinden biri, akciğerlerin ve solunum yollarının ileri değerlendirme yöntemlerinden biri. Tabii başka görüntüleme teknikleri de var ama bronkoskopi kendi gözümüzde görme imkanı sağladığı için adeta bir iç organın içini muayene etmek gibi de değerlendirilebilir. Peki bronkoskopi kimlere yapılır, neden yapılır, hangi şartlar oluştuğunda gerçekleştirilir? Tabii bronkoskopiyi öncelikle hastayı muayene edip, değerlendirmesini yapıp, gerekli tedavileri ya da yaklaşımları uyguladıktan sonra bazen bu süreç içerisinde görüntüleme ya da daha ileri değerlendirme yöntemlerine gereksinim olabilir. Akciğerde şüpheli bir lezyon gördüğümüzde ya da tedaviye yanıtsız bir enfeksiyon durumu olduğunda ya da mevcut haliyle akciğerlerin içini değerlendirmesi gerektiğinde ya da bazen mesela bir yabancı cisim aspirasyon yöntemiyle akciğerin iç kısımlarına kaçabilir bu durumlarda akciğerin içinden o yabancı cismi değerlendirip görüp bazen çıkarmak adına ya da bazen akciğerin bazı hastalarımız tetkik gereksinimi olduğunda balgam çıkaramazlar, sekresyonlarını çıkarıp bize veremezler, örnek olarak sunamazlar. Bu durumda içeriden değerlendirme örneğinin alınmasında ya da bazen tedavi olarak akciğer içindeki bazı inflamatuar ya da enfeksiyon süreçlerinde içerisinin lavaj yöntemiyle irige edilmesinde, temizlenmesinde yarar sağlar. Şüpheli bir lezyon olduğunda eğer bronkoskopun ulaşabileceği bir noktadaysa az önce bahsettiğim gibi burun ya da ağız yoluyla ucunda o kamera olan cihazla girer içeriye bakarız ve lezyonu görmek isteriz. Lezyonu gördüğümüz noktada bu cihazın içinden, bronkoskopun içinden forceps ya da örnek alma fırça biyopsi gibi örnek alma aparatlarını göndererek oradan örnekleme yapabiliriz. Ya da bazen daha ileri yöntemlerle orada mesela şüpheli bir kanama odağını durdurmaya yönelik müdahale yapılabilir yine bronkoskopik yöntemlerle. Ya da hava yolunu tıkayan organik ya da inorganik bir yabancı cisim ya da bir lezyon olduğunda buna yönelik müdahalelerle hava yolunun rahatlatılmaya çalışılması ve hastanın tekrar rahat bir şekilde nefes almaya sevk edilmesi sağlanmaya çalışılır. Aslında nasıl yapılır diyecektim ama cevabını da biraz vermiş oldunuz. Evet, yani dediğim gibi şöyle nasıl yapılır da tabii bazı hazırlık süreçleri de var. Mesela ayaktan hemen, evet şimdi hemen yatın bronkoskopi yapalım şeklinde değil tabii ki. Hastanın öncesinde bir hazırlık süreci, görüntülemelerini yaptıktan sonra, tetkikle ilgili planlamayı yaptıktan sonra hastaneye yatarak ya da ayaktan gerekli hazırlık tamamlanarak ayaktan hastalarda da yapılabilir. Hafif bir sedasyon altında, anestezi ekibinin düzenleyeceği bir hafif sedasyon altında. Bazen vakanın durumuna göre
genel anestezi gerekebilir ama çoğunlukla genel anestezi gerekmeden hafif bir sakinleştirici ilaç altında söylediğim gibi içeriye girerek inceleme, gerekli tetkiklerin yapılması ya da bazen tedavi müdahalelerinin yapılması söz konusu olur. Peki çeşitleri var mıdır? Yani tek bir yöntem olarak mı bronkoskopi uygulanıyor yoksa çeşitleri var mı? Mutlaka çeşitleri var. En sık kullanılanı tabii yaygınlaşma ve hasta konforu ve tekniğin verdiği avantajlar açısından flexible bronkoskop dediğimiz esnek bir yapıda olan ve akciğerlerin içine gönderdiğimizde yön verebildiğimiz akciğerin çeşitli bronşlarına gönderip oraları da inceleyebildiğimiz, tabii akciğerin içi bir dallanan bir ağacın dalları gibi olduğu için tek bir düzlemde değil pek çok yere bakmak gerekiyor. O nedenle bu flexible bronkoskop dediğimiz esnek olan model akciğerin pek çok alanını, bronşların, hava yollarının pek çok alanını incelemeye izin verir. Bunun dışında rigid bronkoskop denilen bir yöntem var. Mesela yabancı cisim çıkarılması gibi ya da müdahalelerde, tedavi müdahalelerinde bunu uygularız. Bu daha adından da anlaşılacağı gibi rigid, sert yapıdadır. Ve bunu akciğer hava yollarının içine gönderdiğimizde bazen bunun içinden flexible bronkoskopi gönderip tekrar onun içinden değerlendirme yaparız. Ya da rigid içinden gerekli müdahaleleri yaparız. Tabii bunlara ek olarak bir de son yıllarda endobronşiyal ultrasonografi denilen EBUS diye kısaltılan yeni modeller de var. Bu EBUS'un klasik bronkoskoptan farkı, klasik bronkoskopun ucunda bir kamera ve çalışma kanalları dediğimiz forceps ve diğer tellerimizi gönderebildiğimiz bir çalışma kanalı var. Bunda sadece real time bir görüntü alırız. Ama EBUS'ta biraz farklı. EBUS'ta hem eş zamanlı olarak içerinin görüntüsünü görüyoruz, hem de üzerine entegre edilmiş bir ultrason probuyla aynı zamanda ultrasonik görüntü alabilme imkanımız var. Bunun avantajı nedir? Normalde bronkoskopide biz endobronşiyal alana, yani bronşların, hava yollarının içine baktığımızda bir lezyon görürsek, bir anormallik görürsek ya da bir müdahale gerekiyorsa bunu yaparız. Ama bazen akciğerin içinde ama bronşiyal alanın içine yansımamış, bronşiyal alanda görülmeyen lezyonlar olabilir. Lenf nodları olabilir. Mediasten dediğimiz her iki akciğerin arasında kalan, içinde büyük damarların, kalbin, yemek borusunun, soluk borusunun olduğu bir alan var. Bu alanda bazı lenf nodları da var. Burada bu alanda bu lenf nodlarında büyüme olabilir. Bu lenf nodlarında büyüme olduğunda endobronşiyal alana, yani bronşların içine nüfuz etmeyebilir, oradan görünmeyebilir. Bu durumda biz bronkoskopla baktığımızda içeride bir lezyon göremezsek ultrasonlu cihazı, yani EBUS'u içeriye gönderip bakarız. Hem görüntüye bakarız hem de eş zamanlı olarak bu ultrason probunu bronş duvarlarına, hava yolu duvarlarına dayayarak bu sefer bronşun içindeki değil, bronşun dışında kalan ama akciğerin içinde olan, yani gözle görülemeyen lezyonlara da ultrasonografik olarak ulaşma imkanı ediniriz. Ve bunları tespit ettiğimizde yine çalışma kanalından bir iğne göndererek bu lenf nodlarını ya da bu ulaşılamayan tümörleri, bronkoskopide görülemeyen tümörleri örnekleme şansına sahip oluruz. Böyle de bir avantajı var. Peki EBUS ve bronkoskopi ile hangi hastalıklara tanı koyabiliyorsunuz? Tabii şimdi EBUS ve bronkoskopinin çıkış noktası akciğerde bir tümör şüphesi olduğunda, bir kanser şüphesi olduğunda bunu mümkün olan en az invaziv, en az girişimsel yöntemle tanı koyup bu hastalığa gerekli tedaviyi hastayı yönlendirme amacı. Önceden tabii açık cerrahiler, yine günümüzde bazen açık cerrahi gerekebilir ama buradaki amaç mümkün olan en düşük invaziv metotla, en düşük girişimsel yöntemle tanıyı koymak. Dolayısıyla akciğer kanseri şüphesi, akciğer kanseri bizim bu yöntemlerle tanı koyduğumuz hastalıklar arasında. Ama bunun dışında bazen akciğer enfeksiyonlarıyla ilgili örnek alma gereksinimi olabilir. Yine bronkoskopik olarak bunun örnekleri alınabilir. Kültür örnekleri, mikrobiyoloji örnekleri, lavaj örnekleri alınabilir. Yine fırçalama yöntemi dediğimiz sitoloji yöntemleriyle hem malignite, yani kanser hastalıkları, hem enfeksiyonlar, tüberküloz hastalığı ülkemizin gerçeklerinden biri. Bununla ilgili gerekli örnekler alınabilir. Hem de bazen akciğerin içinin lavaj yapılmasını, yıkanmasını gerektiren bazı hastalıklar olabilir. Bunlarla ilgili akciğerin içini görerek, lavaj yaparak örnekler alınabilir. Bazen de hava yollarını daraltan bir lezyon olduğunda hastanın solunumu sıkıntıya girer. Siz bu tümörü, lezyonu oradan çıkarmak mümkün değil. Cerrahi olarak belki çıkarmak her zaman mümkün olmayabilir. O durumda siz hava yoluna müdahale ederek, hava yolunun açıklığını sağlayarak yine hastanın solunumunun devam etmesini,
hastanın hayat kalitesinin, konforunun artmasını sağlayabilirsiniz. Peki bronkoskopik tedavilere geçelim, yöntemlerine daha doğrusu. Nelerdir bunlar? Söylediğim gibi bronkoskopik tedavi yöntemleri arasında endobronşal lezyonlara müdahaleler vardır. Bu konu gündeme geldiğinde tabii daha ileri aşaması olan argonplazma gibi, kriyokoter gibi bazı soğuk ve sıcak yöntemlerle bu endobronşal lezyonlara müdahale edilebilir. Ve hava yolunun açıklığı sağlanabilir. Bunun bir ileri aşamasında bazen hava yollarında önceden geçirilmiş hastalıklara bağlı ya da belki daha önceki müdahalelere bağlı daralmalar ya da hava yolunda bazı bizim striktür dediğimiz kapanmalar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bunlar da endobronşal olarak, bronkoskopik olarak oraya stent yerleştirilmesi ya da hava yolunun açıklığının sağlanması için bazı diğer yöntemlerle birlikte stentin kombine edilmesi gündeme gelebilir. Yine bizim akciğerin, solunum yollarının müzmin hastalıklarından amfizem, KOAH dediğimiz bir hastalık grubu var. Amfizemde mesela hava yolunun ilerisindeki alanlarda bizim bül dediğimiz fonksiyon göstermeyen, içinde hava hapsi olmuş ama gaz değişimine katkı sağlamayan ama içinde hava hapsi olduğu için akciğerin diğer alanlarını da baskı altına almış, akciğerin diğer alanlarını da fonksiyonunu atalete uğratmış alanlar olabilir. Bu alanların bazı coil ya da valve gibi yöntemlerle devre dışı bırakılması ve o alanın içindeki o hapsolmuş havanın drene edilmesi, boşaltılması akciğerin diğer alanlarını rahatlatarak uygun vakalarda klinik olarak ciddi rahatlama sağlayabilir. Yani o zaman bronkoskopi çok önemli. Yani bizim alanımızda tabii bunu tabii çeken bilir derler. Bir göğüs hastalıklarının önemini ya da işte bronkoskopinin önemini nefes darlığı olan hastaya sormak lazım. O anlamda uygun hastada uygun yaklaşımlarla fark yaratan bir yöntem diyebiliriz. Peki o zaman soruların da dışında şunu sormak isterim. Normal hayatımızda biz nelere dikkat etmemiz lazım? Yani çünkü çok önemli bir uzun bir pandemi sürecinden geçtik. Evet. İşte KOAH rahatsızlığından bahsettiğiniz ülkenin ciddi dünyada herhalde sağlık sorunlarında üst sıralarda yer alır. Yaşamımıza nelere dikkat edersek daha korunaklı oluruz? Tabii şimdi bir göğüs hastalıkları hekimine genel yaşam önerileri, nelere dikkat etmeyiz diye sorduğunuzda en başta sigara geliyor. Maalesef sigara kullanma oranları ülkemizde hala çok yüksek. Hatta kadınlarda sigara içme oranlarının artış göstermeye devam ettiği biliniyor ülkemiz için. O anlamda bizim hastalarımız bazen bundan memnun olmasalar da onların iyiliği için ilk önerimiz sigara kullanmamaları, sigarayı bırakmalarını öneriyoruz. Hatta hiç içmemelerini öneriyoruz. Onun dışında tabii COVID bütün dünyayı etkileyen ciddi bir pandemi yarattı ve COVID ile ilgili en sıkıntılı durumun ya da en sıkıntılı durumlardan birinin akciğer tutulumu ve akciğerde solunumla ilgili problemler yaratması ve solunum yetmezliği tablosuyla hastayı mortaliteye kadar götürebilen sıkıntılı durumlar ortaya çıkarabildiğini biliyoruz. Bu anlamda COVID ile ilgili maske, mesafe ve hijyen önerilerine uymaya devam etmemiz lazım. Her ne kadar bununla ilgili gerekli çalışmalar, önlemler devam ediyor olsa da biz kendi önlemlerimizi alarak maske, mesafe, hijyene devam etmemiz lazım. Onun dışında sigara bırakmayı söyledim. Akciğer açısından tabii çevresel kirleticiler de çok önemli. Bu mesleksel olabilir ya da çevresel olabilir. Çevresel, akciğerin şöyle bir dezavantajı var. Dış dünyaya açık olan bir organımız akciğer. Her nefes aldığımızda havadaki kirlilik yaratan partikülleri solumuş oluyoruz. Tabii bazı savunma mekanizmalarıyla vücudumuz bunu dışarı atmaya çalışıyor ama takdir edersiniz ki %100 dışarıya atabildiği söylenemez. O anlamda hava kalitesinin yüksek tutulması, iç ortamlarda dumanlı ortamlarda bulunmamasından, iç ortam sigara içilmemesi, sigara yasağına uyulması çok önemli. Dış ortamda da yine hava kirliliği yaratanlar dediğimiz moleküllerin düzeyini belirten hava kalite indeksi diye bir parametre var. Air Quality Index. Bu tabii zaman zaman kış aylarında artış gösterir. Bunu internetten takip edebilir izleyicilerimiz. Hava kalite indeksini kendi bulundukları semtte bile takip edebilirler. Mesela dış ortamda egzersiz yapacaklarında, spor yapacaklarında özellikle kış aylarında hava kalitesi indeksini, Air Quality Index'i takip edip dış ortamdaki hava kirliliği düzeyi yüksekse o günkü egzersizlerini iç ortamda tercih etmeleri, dış ortamda o hava kirliliğine maruz kalmamaları özellikle astım ve KOAH gibi hava yolu hastalıkları açısından önemli olacaktır. Evet, az önce kadınların sigara kullanma konusunda ilerlediğini söylemiştiniz. Kadın erkek
fiziğinde yani ciğerlerindeki o dayanıklılık bir farkı var mı kadın ve erkek arasında? Mutlaka. Kadınlara daha mı çok zarar verir sigara erkeğe nazaran? Öyle bir yayın yok ama mutlaka kadın ve erkeğin fizyolojisi ve kadın ve erkek akciğerlerinin çalışma prensibinde fark yok ama mesela tidal volüm dediğimiz hava kapasitesi, nefes alma kapasitesi arasında mutlaka fark var. Ama akciğer kanseri noktasında baktığımızda sigara kullanımının erkeklerde de kadınlarda da çok ciddi anlamda kanserin ilk sıradaki etkenlerinden biri olduğunu biliyoruz. Bu konuda şunu söyleyebilirim. Kadın başlığına bir yan başlık açmak için. Mesela dünyada Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği rakamlara göre en sık ölüm nedenleri arasında KOAH 4. sıradaydı ama bu sigara alışkanlığı nedeniyle maalesef 3. sıraya doğru bir ilerleme gösterdi. Kadın akciğer kanseri açısından da aslında akciğer kanseri eski yıllarda kadınlarda görülen kanserler arasında daha geri sıralardaydı. Fakat bu kadınlarda da sigara kullanımının yaygınlaşması artmasıyla birlikte kadın akciğer kanserlerindeki sıklık artış göstermeye başladı. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bilgilerdi. Ben teşekkür ederim. Son olarak da işte nikotinden uzak durun. Evet. Nikotin tüketmeyin. İşte alkollü içecekler tüketmeyin. Evet. Hatta ileride asitli içecek de tüketmeyin. Sağlıklı yaşama sırrı biraz da dikkat etmek zannediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Çok, teşekkür ediyoruz katılımınız için. Biruni Üniversite Hastanesi'ndeydik. Göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Sertaç Arslan konuğumuzdu. Biz haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere diyelim. O güne dek hoşça kalın.